kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere iki tane yufkayla hazırlamış olduğum kat kat kabaran, çıtır çıtır, nefis bir börek tarifi vermek istiyorum. Hem az malzemeli hem de çok lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen bu güzel böreğimizin yapımına geçiyoruz. Öncelikle sosunu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için bir adet yumurtanın tamamını uygun bir kabın içerisine alalım. Üzerine yarım su bardağı ayçiçek yağı, yarım su bardağından biraz fazla da yoğurt ekliyorum. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim. Bir çırpıcı yardımıyla sos malzemelerimizi homojen bir kıvam alana kadar karıştıralım. Ben 2 yufkadan hazırladım. Sizler dilerseniz miktarı çoğaltabilirsiniz. İç harç olarak ben biraz lor peyniri ve maydanoz kullandım. İçerisine biraz da beyaz peynir karıştırdım. Sizler dilediğiniz peynirle hazırlayabilirsiniz veya patatesli bir iç harç ya da kıymalı bir iç harç da kullanabilirsiniz. Maydanoz ve lor peynirini güzelce karıştırdım. Şimdi yufkalarımı tezgahıma açıyorum. Dediğim gibi 2 tane taze yufka kullandım. Öncelikle birinci yufkayı tezgahımın üzerine seriyorum. Şimdi hazırlamış olduğumuz sostan bir kepçe yardımıyla yufkanın her yerine gelecek şekilde gezdirelim. Yaklaşık 3 kepçe kadar yufkanın üzerine serpiştirdim. Şimdi bir fırçayla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Bu sos 2 yufkaya, yani üst üste koyacağımız 2 yufkaya tam geliyor. Çok az bir şey de artıyor. Onu da tamamen böreğimizin üzerine süreceğiz. Sizler de ona göre koyarsanız iyi olur. Çok fazla da sosu dökerseniz sararken de çok zorlanabilirsiniz. Evet, sosumuzu yufkanın üzerine sürdükten sonra şimdi ikinci yufkayı da üzerine açalım. Evet, ikinci yufkam biraz yırtıktı ama hiç sorun değil. Zaten arasında kalacak. Yırtık da olsa fark etmez. Serelim. Şimdi üzerine yine sostan aynı şekilde gezdirelim. Çok bereketli ve çok güzel bir börek oluyor. Böyle aniden bir misafiriniz geldiği zaman bile şipşak yarım saat içinde hazırlayıp fırına verebilirsiniz. O kadar pratik çünkü. Yufkanın üzerine yine fırça yardımıyla sosu sürelim. Şimdi ucunu çok az katlıyorum. Yani dört ucunu da aynı şekilde katlayacağım. Böyle dikdörtgen bir form vereceğim. Çok fazla değil, hafif olarak katlıyoruz. Yani yufkayı çok küçültmeyelim. Sonrasında yufkamızın her yerine gelecek şekilde bu peynirli harcımızdan gezdirelim. Dilerseniz tam orta kısmına birazcık boşluk bırakabilirsiniz böyle boydan boya. Çünkü o orta kısmı keserken birazcık dökülebiliyor peynirli iç harç. O yüzden tam orta kısma şerit şeklinde boşluk bırakabilirsiniz. Evet, şimdi peyniri de koyduktan sonra önce bir ucunu ortaya kadar gelene kadar sarıyoruz. Yani karşılıklı rulo yapıyoruz. Tam ortada birleştiriyoruz. Evet, söylediğim yer tam şu orta kısmı arkadaşlar. Kestiğiniz zaman orta kısmından biraz peynirler dökülebiliyor. O yüzden peynir korken orada çok hafif bir boşluk bırakabilirsiniz. Evet, tam ortadan ikiye gelecek şekilde kestim. Yani iki tane rulo börek elde ettim. Ve şimdi keskin bir bıçakla üçgen şeklinde bütün böreklerimizi keselim. Hem çok pratik hem de çok bereketli oluyor. Dediğim gibi çok da güzel oluyor lezzeti. Ben bu tarifi daha önce patatesli yapmıştım. Çok da sevilmişti. O da kanalımda mevcut. Onu da videonun sonuna eklerim. Ona da bakabilirsiniz. Patatesli de muhteşem oluyor. Evet, ikisini de aynı şekilde kestikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum bir fırın tepsisine böreklerimi bu şekilde yerleştiriyorum. Bu
kullanmış olduğum fırın tepsisi büyük boy bir fırın tepsisi değil. Daha önceki videomda yorumlarda yazılmıştı tepsiniz çok küçük. Orta boyutta bir fırın tepsisi arkadaşlar. Eğer büyük boy bir fırın tepsisi kullanacaksanız 4 tane yufka ile yani 2 farklı şekilde yapabilirsiniz. Benim kullandığım küçük boy bir kare fırın tepsisi. Evet, böreklerimi tepsiye yerleştirdim. Şimdi üzerine bolca o kalan sosu gezdiriyorum. Ziyan etmeyin. Hepsini bu şekilde üzerine bolca sürün. Çok güzel böyle çıtır çıtır nar gibi de kızarıyor. Bu arada fırını da 180 dereceye getirelim. Alt üst ayarlı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında böreklerimizi güzelce nar gibi olana kadar kızartacağız. Son olarak üzerine de ben biraz da haşhaş yani mavi haşhaş serpiştirdim. Sizler dilerseniz çörek otu veya susam da serpiştirerek fırına verebilirsiniz. Evet, böreklerim artık fırına girmek için hazır. Şimdi fırına veriyorum. Dediğim gibi 180 derecelik alt üst ayarlı fırında pişirdim. Ve yaklaşık 35 dakika 40 dakikayı aşağı yukarı maksimum bulabiliyor. Ama sizler lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Güzelce böyle kızardığından ve kabardığından emin olun. Gördüğünüz gibi sanki milföy hamuruyla yapmışız gibi çok güzel kabarıyor. Ve çıtır çıtır su böreği lezzetinde inanılmaz güzel oluyor. Evet, fırından aldım. Altı ve üzeri çok güzel bir şekilde kızarmış ve çok güzel kabarmış. Bir de sizlere şöyle böreğimizin daha yakından dokusunu, kıvamını göstermek istiyorum. Evet, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Gerçekten benim en sevdiğim böreklerden bir tanesi. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bu şekilde deneyecek olan arkadaşlarımıza da fikir olmuş olur. Bana da destek vermiş olursunuz. Evet, bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz, videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın. Bunun gibi daha birçok börek tarifi, kek tarifi, çay saati ikramları kanalımda mevcut. 1000'in üzerinde birçok video var kanalımda. Onlara da göz atmayı unutmayın. Tarifle ilgili sorularınız olursa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.